Giresun maçına yeni transferler yetişir mi? Ve Galatasaray transferde ne yapacak? Stoper konusu öncelikli hedef. Söz sende. Tabii en çok merak edilen konu, hafta boyunca en çok üstüne konuştuğumuz konu, Torreira ve Mertens'in bu maça yetişip yetişmeyecekleri. Hemen bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi paylaşalım. Mertens biliyorsunuz sezon sonu itibariyle Napoli ile sözleşmesi bitmişti ve sezon öncesi hazırlığı geçirmedi. Bireysel antrenör eşliğinde çalışarak buraya gelmişti ama oyuncunun bu konuda antrenmana çıkma ve oynama konusunda çok yoğun bir ilgisi var. Hatta şöyle bir anekdotla bunu destekleyelim. Pazartesi günü ilk antrenmanına çıkması bekleniyordu Mertens'in. Akşam antrenmanına çıkacaklardı. Onun öncesinde bir imza, resmi imza stadyumda atılıyordu. Hem Torreira için hem Mertens için. Orada prosedürlerin uzaması nedeniyle Mertens o gün antrenmana çıkamadı ve bu durumdan dolayı da bir hayli rahatsız olduğunu, üzüldüğünü gözlemlemiş orada bulunan isimler, orada bulunan yetkililer. Yani hem antrenmanda olmak hem sahada olmak için bir hayli sabırsızlanıyordu Mertens ve hafta boyunca da antrenman performansı oldukça iyi. Okan Hoca hem buraya gelirkenki raporlarını inceledi hem de burada antrenmanlar esnasındaki atletik departmandan raporlarını gün gün takip etti. Mertens'in maç kadrosunda olmasını bekliyoruz ama ilk 11'de olabilecek seviyede şu an itibariyle değil. Maçın gidişatına göre belki 70-75. Dakikalardan böyle bir 20-25 dakika kadar süre alması söz konusu olabilir. Torreira'da durum biraz daha farklı. Tabii arada ciddi de bir yaş farkı var. Mertens 35 yaşında, Torreira 26 yaşında. Bunun yanı sıra Arsenal'da da sezon öncesinde çalışmaların bir bölümünde yer alıyor. Takımla birlikte antrenman yapıyor, kondisyon antrenmanı yapıyor. Sonrasında kampta takımdan ayrılıyor. Takımdan gönderilmesi düşünüldüğü için sezon öncesi kampında tabii ki tamamında yer almıyor ama en azından biraz daha antrenman anlamında daha dolu geldiğini söyleyebiliriz. Torreira'nın raporları daha iyi gözüküyor ve şu anda fiziksel olarak ilk 11'de oynayabilecek seviyede. Tabii burada kararı Okan Hoca verecek ama maç kadrosunda iki oyuncunun da olacağını söyleyelim. Torreira ilk 11'e daha yakın. Mertens'in şu anda ilk 11'de olma durumu çok fazla söz konusu değil. Biraz taktiksel dizilişle de alakalı olabilir ama ben açıkçası Mertens'in sonradan oyuna girmesini, Torreira'nın ise maça ilk 11'de başlamasını bekliyorum diyebilirim. Onun dışında transferlerle ilgili tabii durumlar çok fazla merak ediliyor. Özellikle Nelson konusu hala çok sıcak ama Nelson'da henüz yeni bir teklif Sevilla'dan gelmiş değil. 12 milyon euroluk bir teklif yaptılar, reddedildi. Sonrasında masada sözlü olarak bir takım pazarlıklar yapıldı ama Sevilla henüz teklif yükseltmiş değil. Onların da bugün maçı var. Tek stoperleri var ellerinde. Şu anda Marcao Galatasaray'dan Sevilla'ya gitmişti. Bir sakatlık yaşadı. Henüz oynayabilecek seviyede değil. Burada ciddi bir isteği var Sevilla'nın. Nelson'un da Sevilla'ya gitme konusunda ciddi bir isteği var ama önce şartların karşılanması gerekiyor ve Galatasaray yönetiminin de net bir tavrı var, net bir beklentisi var. 20 milyon euro. Yani bu Marcao transferinde daha farklı şekilde gerçekleşmişti. Olayın içine çok fazla bonuslar dahil olmuştu. Galatasaray 20 milyon euroyu masada görmek istiyor. Bonuslar bunun üstüne eğer gerçekleşirse Sevilla'nın teklifine dahil edilecek. Onun dışında 20 milyon euronun altına düşmeyi çok fazla düşünmüyor. Çünkü burada özellikle Sevilla'nın bu transfer döneminde hem tabii ki Marcao'da bir takım ilişkiler kuruldu. Hem de Nelson sürecinde ilişkiler kuruldu. Yaklaşımlarından çok memnun değil Galatasaraylı idareciler, transferle ilgilenen yöneticiler. Özellikle önce oyuncularla anlaşıp sonrasında kulübü biraz zor durumda bırakma düşüncesiyle hareket etmesi Sevilla'nın biraz tepkiye yol açmış vaziyette. Ve artık şartlar da biraz değişti. Galatasaray adına şu anda biraz daha tok satıcı pozisyonuna dönülmüş durumda. Bu nedenle 20 milyon euroluk teklifi bekliyor Galatasaray. Onun dışında çok sıcak bakılmıyor Nelson'un ayrılmasına. Tabii Nelson ayrıldığı takdirde iki stoper takviyesi yapmayı düşünüyor Galatasaray. Sadece bir stoper değil. İki tane yabancı stoper kadroya katılması planlanıyor. Burada birkaç gündür hep haberleştiriyoruz. Olsen ismi var. Gent'te forma giyen oyuncu. Mitchell'ün menajerlik şirketinin önerisiyle ortaya çıkmış bir isim. Ve Galatasaray'a gelmeye de aslında hazır diyebiliriz. Çünkü zaten oyuncu tarafından gelen bir talep bu. Olası bir Nelson ayrılığı durumunda Olsen'i 2-2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Galatasaray kadrosuna katmaya hazırlanacak. Mitchell'le yapılan görüşmeler esnasında dediğim gibi ortaya çıkmıştı bu isim ve oyuncu tarafının da oldukça istekli olduğunu söyleyebiliriz. Burada Nelson'un alternatifi olarak görülen isim ama bir yabancı stoper daha Nelson'la yollar ayrıldığı takdirde ki yüksek olasılıkta Nelson'la yollar ayrılacak. İki yabancı stoper takviyesini yapmayı planlıyor Galatasaray. Sorunuz yoksa gönderelim. Yok. Teşekkür var mı Aldın abi sorun? Bu Umut Bozok konusunda bir gelişme var mı diye soracaktım Emre'ye. Yani yerli santrofor konusu Ali Akman Göztepe'ye gidince orada yine böyle bir boşluk oluştu diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Var mı böyle bir gelişme? Onu sorayım hiç olmazsa.
Haldun abi, Ali Akman konusunda karşılıklı aslında daha önce bunu söylemiştik ve zaten transferin gerçekleşmeme sebebi de bu. İki kulübün karşılıklı beklentileri vardı. Galatasaray bir satın alma opsiyonu koydurmak istedi anlaşmaya. Kulübü buna çok yanaşmadı. Kulübü de 25 maç oynama garantisi istedi. Buna da Galatasaray yanaşmadı. O nedenle orta nokta bulunamadı ve Galatasaray'la Frankfurt masadan kalktılar. Sonrasında zaten oyuncu Göztepe'ye gitti. Umut Bozok konusunda da Galatasaray'ın girişimi oldu, görüşmesi oldu. Menajeriyle birebir bir görüşme de gerçekleştirildi. Fakat menajerinin, daha doğrusu oyuncu tarafının diyelim, menajerinin bizzat talebi değil, oyuncunun maaş talebi Galatasaray tarafından yüksek bulunuyor. Galatasaray'ın oyuncuya vereceği maksimum rakam 1 milyon euro dolayında. Tabii ki bunun TL karşılığı, yerli bir oyuncu olduğu için. Yani 17-18 milyon TL maksimum teklifi var Galatasaray'ın, ama oyuncu cephesinin istediği ilk etaptaki ücret 1.7 milyon euro civarında. Bu da Galatasaray adına, kadro planlaması, maaş adaleti adına çok kabul edilebilecek bir rakam değil. Şu anda Galatasaray'da en yüksek ücreti kazanan yerli oyuncu Abdülkerim Bardakçı ve Umut da kadroya dahil edilirse alternatif bir santrfor olacak. Abdülkerim'in çok üstünde bir rakam kazanacak. Bu çok mantıklı gelmiyor Galatasaray yönetimine, ama beğenilen bir oyuncu, uygun şartlar oluşması durumunda Galatasaray'ın kadrosuna katmak isteyeceği bir oyuncu. Belki ilerleyen dönemde, artık transferin sonuna doğru yaklaşıyoruz, Umut cephesinden de beklentilerini biraz düşürme konusunda bir hamle gelirse Galatasaray o zaman yeniden masaya oturabilir, ama o ilk yapılan görüşmenin ardından, Umut cephesinden gelen ücret talebinin ardından Galatasaray bir daha herhangi bir girişimde bulunmadı Umut Bozok için. Teşekkürler Emre. Bak şimdi ben bir söz alayım. Tabii hocam. Şimdi bak, Galatasaray'da Kerem istersen santrfor oynatırım. Sol açıkta biz Emre Kılınç'ı unutuyoruz. Unutuyoruz. Sağ açık, sol açık unutuyoruz abi yani. Emre Akbaba'yı da unutuyoruz. Koy sağa, koy sola. Bak Beşiktaş'ta Mustafa Denizli Yusuf'u. Yusuf süratli bir adam değil ki. Sağ tarafta oynattı, biliyorsun değil mi? Hem Fenerbahçe'de sağ tarafta oynattı, sağ açık diyelim yani, öyle düşünüyorum. Yusuf Şimşek diyor değil mi? Evet. Kulağı çınlasın, o da İsparta Spor'a gitsin. Başarılar dileyelim, ona selam gönderelim. Başarılar. Hem de Beşiktaş'ta da şampiyon olduğu zaman Yusuf'u orada oynattı. Yani şimdi şu var. Burada abi fazla artık o kadar para gidiyor ki. Biraz biz stop yapsınlar. Ama bak mesela 2.5'ü alacak stoperi. Öbürünü satacak işte 17.5-20 neyse, kar yapacak. Süper bir şey Galatasaray'ın yaptıkları. Galatasaray'ın bütün transferlerine katılıyorum. Oliver'e de dahil. Bir tek söyledim işte, keşke 4 sene yapmasalardı, daha az yapsalardı. Bu da Galatasaray'ın menfaatleri açısından söylüyorum, ama iyi şeyler yapıyorlar. Müthiş işler. Şimdi 2 tane daha stoper alırsa Galatasaray bana göre ligin favori takımlarından bir tanesi olur. Seferovic beğeniyor musun hocam? Herhalde golcü abi, Gomis golcü. Bak diyorum ki Mertens orada oynayabilir, Kerem orada oynayabilir. Anladın mı? Yani biz Yunus var hocam, Akgün. Yunus santrfor gibi oynamaz yok da. Yok ama yani o da atıyor. Adana Demir'de kaç gol attı hocam? Ya zaten ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Fenerbahçe'de hep santrfor gol atsın istiyoruz. Yine söylüyorum sana. Evet. Kenardakiler gol atmayacak mı ya? Beşiktaş şampiyon olduğu zaman Larin kaç gol attı? 23 gol attı. 5 asisti var solda. İşte Mertens mesela, o da Napoli'de hep böyle. Yani gollerini izledik. Çok farklı bir oyuncu. Yani. Ya antrenmanı yokmuş. Çok canım sıkıldı şimdi, biliyor musun? Yani niye canım sıkıldı? Ben Galatasaraylı falan değilim yani. Şu anda ben yorum yapıyorum. Oynamasını isterdin. Tabii görmek isterdin. Tabii ya, görseydik adamı yapsaydık. Şimdi taraftar bize kızıyor. Fenerbahçeliler kızıyor. Beşiktaşlar kızıyor. Kardeşim biz burada her gelen futbolcuya böyle iyi niyetle bakıyoruz. İyi oynasınlar istiyoruz. Paralarımız boşa gitsin istemiyoruz. Joao Pedro bir an evvel girse de izlesek, değil mi evet abi? Evet. Ya da yani hepsi ya, sakat geldi bilmem ne. Hepsi için bakıyoruz yani, biz iyi adamlar gelsin.